Makineyi kullanmak da önemli. Hamurumuz yırtılır yoksa. Yırtılır diyor. Bak ben de bu detayı bilmiyordum. Güzel. Bir de hamurun kıvamı da çok önemli. Eğer kıvamlı olmazsa zaten hemen yapışacaktır. Evet, biz hamurları hazırladık ki bu şeye gelmezse diye. Süper. Önce 7 numarada yapıyorum diyor. Makinenin değişik. Onun nerede olduğunu göster bize. Şurada. Şuradan görebiliyoruz. Şurada bakın dereceleri var makinenin. En geniş aralıkta olacak zaten. Giderek şuradan mi görünüyor. İnceleyeceksin? Bunun bir menteşesi var. Tezgahınıza menteşeliyorsunuz. Bilenler biliyordur. Onun için sağlam durması lazım. Menteşeyle sıkıştırıyorsunuz. Öyle satılıyor yani menteşesiyle. Sonra yavaş yavaş, bak şimdi 7, sonra kaç numaradan geçireceğiz? Şimdi 6'ya ineceğim. 6'ya ineceğim. Şimdi makarna hamurunu hepiniz yaparsınız ama bu pratik bir yöntem olmuş oluyor. Bir de kendi şeyi de var burada. İki farklı kalınlıkta dişi var. İstediğimiz gibi hangi incelikte istiyorsak oradan kesebiliyoruz. Evet, şimdi gençler gerçekten mutfakta güzel şeyler yapmaya çok merak saldılar. Tabii bu gençlerin bazıları çalıştığı için de yapamıyorlardı bir şeyleri. Ama şimdi herkes evde olduğu için annelerine sorarak, internetten bakarak, sosyal medyadan bakarak ben bile ekmek yapmak için mesela bayağı bir çaba gösterdim ama ekşi mayam, o şey mayam bir türlü olmadı. Bir yerde bir hata oluyor ama nerede? Sıcakta mı tutuyorsunuz şeyi, mayayı? Mesela Selvi var Almanya'da sosyal medya hesabından şeyi paylaştı o. Fırının içinde tutun ekşi mayayı diye yapınca 30 derecede tutun. Ben tutmadım, şimdi bir de onun tarifini deneyeceğim. Pek çok kişiden denedim ama nedense olmadı. Kızıma arkadaşı maya getirmiş. Gerçekten. O onunla yapmış. Çok güzel oldu onun ekmeği. Gerçekten bir harika oldu. İçinizde çok güzel yapanlar var. Bayıldım yani gerçekten. Un da önemli. Undan mı olmuyor? Önemli. Organik unlar kullanmak gerekiyor. Organik un mu? Hı-hı. Organik benim unu. Acaba ben organik diye mi yapamadım diye de düşündüm. Yani şöyle çok çeşitleri var onların. Ha tamam, sen bana sonra bir söyle bakayım neyi yapalım. Sen biliyorsundur. Tabii ki. Bir de dört evet. Aşamalı bir olay. Çok aşamalı çok ama aşamalı. Şeyim bayağı bir çalıştım, yapacağım, iddialıyım. Tabii ki isteyince. Ben zaten çok hamur tüketmemeye çalışıyorum. Çok kilo aldım zannettim ama baktım geldim gelen elbiseler. Sağ olsunlar. Hepsi oldu. Bayağı da yani iyi oldu. Demek ki elbiseye sığamasaydım diyecektim ki tamam tartılmadım. Hiç tartılmadım. Moralimi bir de onunla bozmak istemedim. Evet, keselim. Tamam. Bunları şöyle alayım ben. Bu arada suyumuzu da haşladık. Ispanaklıyı pişireceğiz. Bir tane şimdi daha. Kaç numarada yapıyorsun? Her defasında üç kademe incelttim. Evet. Şimdi eğer bu şeyler kurallar olmasaydı ben de oradan bir geçirmek isterdim. Şimdi polimer kili aynı şekilde yapıyoruz. Önce kalından başlıyoruz, inceye geçiriyoruz. O bilgiyi de vereyim. Sonra yapmak istediğimiz şekillere gerek kalıpla gerek elimizle şekil vererek yapıyoruz. Konunu değiştirdim burada. Diğer gözü aldım. Şurada kalın kısımla yapacağız. Şimdi şey mi yaptın? O gözlerin bir önemi var mıydı? Tabii ki. Yani bu İtalyan makarnalarında 3 çeşit oluyor böyle farklı farklı. Buna mesela fettuccine deniyor. Fettuccine de evet. Tamam. O gözü aldım ben. Ben genelde onunla yapıyorum. Şöyle şunu tutturuyorum. Kamera görsün diye biraz uğraşacağım. Evet, burada ısı çok farklı. Şimdi oradan buhar da geliyor. Senin şeyini bozuyor olabilir. Olsun. Şimdi kesiyorsun değil mi? Şu an alttan çıkıyor zaten. Yaşar bak şimdi kesme yerine koydu. Kesiyor da aynı zamanda. Bunları böyle kurutup evde erişte gibi sonra istediğimiz zaman tüketebiliriz. Aslında büyük kolaylık. Şimdi bugün bu makarna makinesi. Tamam. Böyle. Şöyle direkt hemen şey haşlanmış şey olmuş muydu? Bakın çocuklarınıza aslında
hani seviyorsunuz böyle organik güzel şeyler yapmaya, kendi yaptığınız şeyleri yedirmeye. Şunun ne kadar kolay ve basit olduğunu gördük. Sorular varsa alacağım Aytül'cüğüm. Şimdi şöyle diyeyim, ne kadar bekletiyorsun? Mesela ben orayı atladım. Bir saat böyle üzerini kapatıp streçle. Dolapta mı dursun, dinledim, dışarıda? Yok, dolaba gerek yok ama çok sert bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Tamam, sert bir hamur yapacağız. Sert olmazsa yumuşak olmayacak. İstediğimiz kıvamı asla alamayız. Evet, şimdi bunu çektik oradan. Hani kestik makinayla. Nasıl kurutabiliyoruz? Ben şimdi evde restoranlara da verdiğim için bu ürünlerde sacım var, büyük elektrikli. Onun üstüne bunu bir kat kurutuyorum. Ondan sonra bu makineden çekiyorum. Böyle birazdan göstereceğim, yuvarlak yapıp onu bir temiz bir bezin üzerinde kurutuyorum. Kaç günde kuruyor? 2 günde kurur. Mesela yazın daha çabuk şey olur. Çok güzel. Kurutmak da iyi fikirmiş. Sakine, görüyor musun? Mantık erişti mantığı. Sen yaptın mı bu makarna? Ha, yazlıkta yapıyoruz diyor. Ben de yapacağım yazlıkta. Yazlığa gidebilirsek. Bu sene herhalde şey alacağız. Sıra denize girmek için sıra numarası alacağız. Sizlere çok iyi fikirlerle geldim. Gerçekten bu yaz şezlonglara yatamayacaksınız. Şezlong fikirleri üstüne konulacaklar. Onlar nasıl gidecek? Hepsi bende. Çok çalıştım dersime. Gerçekten hayatımız makarna taşıyacak gibi diyor Erkan. Bir yok. Şey yapalım mı? Bakalım. Tamamdır. Erkan, sen yaptın mı hiç makarna? Bu taze makarna olduğu için, ha, ondan biraz köpürdü, altı da fazla geldi belki. Şöyle ama çok yapayım. Güzel oluyor. Erkan, sen bunu yaparsın evde. Yaparım diyor. Yönetmen çok becerikli. Hanımı da öyle. Bu arada kutluyorum sizi. Hadi buradan kutlayayım. Bebiş geliyormuş. Yönetmenimin kaç aylık Erkancığım, nazarlar değmesin maşallah. 6 hafta. Efendim? 9 hafta yeni, Allah tamamına erdirsin. Çok korunaklı olacak bu sürecin hamilelikleri. Zorlu bir süreç. Çok dikkat edilmesi gerekiyor. Allah herkesi esirgesin, herkesin kalbine göre versin diyorum. Şimdi makarna çok güzel bir fikir. Ben bu kadar sanki bu oradan bir şey kesmemişiz biz. Sadece bunu böyle açma yaptığımız için. O kesme kısmını bak ben unutmuşum, hatırlamıyorum. Şimdi ben de bugün bir tane diyorum şundan alayım. Peki başka ne çeşitler olabiliyor Yeşim? Sadesi oluyor, ıspanaklı, pancarlı. Benim yaptıklarım içinde neler var? Aslında istediğimiz her sebzeyi kullanabiliriz. Baharatlı yapanlar var, havuçlu yapılabiliyor. Evet. Bunun altında bir yakabilirsek. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi bu taze olduğu için bile 1 dakika bile yeterli haşlamak için. Evet. Hemen haşlandı zaten. Sosunu yapacağım. Yak, gel. Şunu yakalım. Sakine onu. Yaksın. Hı-hı. Evet. Yaklaşmayın. Bu arada bunları böyle yaptık. Böyle kurumaya bırakacağız. Ha, kurumaya böyle mi böyle bırakıyorsun? Bir dakika, evet. Yaşar, bunu görelim. Bak, çektikten sonra kurumaya şöyle bir katlıyor. Bu şekilde şu kurutuyor. Bu sonra suya girince açılıyor. Açıldı. Şu an az önce öyle yaptım, bıraktım, açıldı zaten. Kendi açıldı. Kendi açıldı. Tek tek koymuyorsun. Topak halinde koy.